Sonunda ya. Oğlum nerede kaldın lan sen? Ha? Nerede kaldın kardeşim? Bak bu filmi bugün çekmemiz gerekiyor, anladın mı? Abi ben parti var diye geldim, ne filmi? Sana veriyorum adamı. Ha? Kızlar hazırız değil mi? Hadi. Hazırım. Şemsi. Ha. Bula bula bunu mu buldun? Uf. Hadi çekelim de bitsin artık bu iş. Prenseslerim bakın haklısınız ama biliyorsunuz bu sefer bütçe biraz kısıtlı. O yüzden şimdilik arkadaşı ayarladım. Ama bir dahaki sefere söz Rocco ile film çekeceğim. Bak sana da o sevdiğin zenciyi ayarlayacağım, tamam? Hadi, hadi hazırlayın arkadaşı. Hadi kızlar, hadi, hadi lütfen ama bak zamanla yaşıyorum. Evet, dur kıpırdama, kıpırdama. Dur, netlik alıyorum oğlum. Evet, sana veriyorum adamım başlıyor. Kızlar hadi bakalım. Sen ketçaplı patates, sen mayonezli patates gibi gir. Evet, evet. Güzel. Çok iyi. Gör onları. Bak onlara çocuğum. Bak onlara güzel güzel. Hadi. Evet. Dans edin biraz daha kızlar. Yumul çocuğa. Yumul. Haşlanmış patates gibi oyna. Hadi. Hadi kızım. Evet. Güzel. Güzel. Ya, ya kardeşim mal mısın sen ha? Lan yanında iki tane anakonda gibi kız dans ediyor. Sen öyle orada su yılanı gibi oturuyorsun. Okumadın mı senaryoyu? Okumadım abi. Ya siktir et, ben de okumuyorum senaryoyu zaten. Bu işi böyle şöyle düşün bak, böyle sanki patlıcan oturtmasıyla saç kavurmasının arasındaki fark gibi, anladın mı? Hadi bak, güveniyorum sana. Tamam? Hadi kızlar. Hadi. 3, 2, 1 kayıt akıyor. Güzel. Güzel, yumulun kızlar. Daha seksi, daha seksi. Evet, sık göğüs uçlarını sık. Sık çocuğun göğüs uçlarını, sık, sık, sık. Ya oğlum! Lan mal! Ne dedim ben sana? Hissetsene şu sahneleri. Ya abi ben yapamayacağım. Ben o patlıcanı oturtamam. Yavrum evladım, patlıcan senin değil mi? Ha? Niye oturtamıyorsun? Gel misin lan sen, ha? Hayır ya. Aşığım ben. Nasıl yani? Kusura bakmayın. Sizinle alakası yok. Hayatımda başka biri var. Ben onun hayatında değilim ama o benim hayatımın her yerinde. Ay canım. Kıyamam ya. Nerede şimdi bu kız? Ya kız işte. Sorma. Tutturdu böyle Avustralya'ya gideceğim diye. Merak ettim peki. Güzel mi bu kız? Güzel ya. Yani bana göre dünyanın en güzel kızı. Oo, canım ya. Şemsi. Aşık bu. Kıyamaz. Ya alo. 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 Ya siz ne yapıyorsunuz? Ha, biz neredeyiz ha? Bu yatak ne? Ha? Bu mumlar ne? Ne yapıyoruz biz burada? Oturun dertleşelim ha bütün gece. Ya kızım hadi bak bu mal da siz profesyonel değil misiniz? Adamın fitili ateşlemeniz gerekmiyor mu ha? Ya lan pornocunun romantiği de geldi beni buldu ya. Ay dayanamadık şey ya. Bırakın ya. Ay canım ya. Bu arada siz kusura bakmayın. Gerçekten sizinle hiç alakası yok. Hani normal şartlarda olsa vallahi çıkarmadan beş. Ya ben sizin büyük hayranınızım. Yani zamanında sizin filmlerinizle ben çok büyüdüm. Eğer yanlış anlamazsanız mümkünse şöyle bir selfie. Ha? Tabii tabii. Kırmayalım seni o zaman. Ben de tavşanları çalışıyordum. Ne oldu dün gece, hallettin mi o işi? Hallettim hocam, hallettim. Emin misin hallettiğinden? Aşk olsun hocam. Hallettim diyorum. Bak, fotoğrafı bile var. Bilemeyeceğim artık. Neyse, ne yapıyoruz? Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada dünyanın en eski ve en etkili yöntemlerinden biri var. Hah, hah. Kızı sıçarken düşünecek değil mi hocam? Benim esprimi bana satma. Hayvan eteğiymiş.
Siz onun kusuruna bakmayın hocam, bu hayvanın. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yavrucuğum, bu kıza ait elinde ne kadar mektup, toka, kullanılmış pet varsa hepsini birden toplayıp yakıyorsun ve yakarken de seyrediyorsun. İlla yakacak mıyız? Evet, bu çok önemli. Onların yavaş yavaş küle dönüşünü görmen çok önemli. Hadi şimdi gidin, sırada aslan var. Bu sapığı da bir daha getirme. Ben biraz tavşan yöntemine devam etmek zorundayım. Kıpraşma Aysel. Bana hayvan diyor, Aysel diyor, tavşan. Ne yapıyor ya?